Herkese selamlar. Bu videoda sizlerle beraber Etsy reklam panelini konuşacağız. Etsy reklam panelinde günlük, haftalık veya aylık yapmanız gerekenler nelerdir? Etsy reklam panelindeki yeni değişiklikler, 2023 güncellemeleri nelerdir? Bunları tüm detaylarıyla sizlerle beraber adım adım konuşuyor olacağız. O zaman lafı uzatmayalım. Hızlı bir şekilde konumuza giriş yapalım. Uzun süredir Etsy videosu çekmiyordum. Bu videoda sizlerle beraber geçtiğimiz videolarda çektiğim konuları biraz güncelleyelim, biraz update edelim. Biraz da yeni gelen güncellemelerle birlikte Etsy reklam panelinde neler değişmiş, neleri yapmamız gerekiyor, satışlarımızı artırmamız için dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Bunları tüm detaylarıyla konuşalım istiyorum. Çünkü gerçekten Etsy reklam paneli basitmiş gibi gözükse de, Etsy marketing sekmesi içerisindeki sekmelerin her biri basitmiş gibi gözükse de aslında yavaş yavaş komplike olmaya başlıyor. Yani bir Amazon kadar, bir eBay kadar, bunların reklam panelleri kadar karmaşık değil ama artık bizim Etsy'de de dikkat etmemiz gereken belli başlı hususlar ve noktalar var. Bunları tüm detaylarıyla elimden geldiğince, olabildiğince basit ve anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Satışlarımızı artırmanın en önemli yollarını, günlük, aylık, haftalık dikkat etmemiz gereken, yapmamız gereken şeyleri bu videoda konuşuyor olacağız. Ondan önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Uzun süredir aklımda bir video var. Bu videoda aslında Etsy soru cevap videosu olacak. Etsy ile alakalı birçok video çekmiştim. Bu videonun altına gelen bir sürü soru var ve bu soruların bir kısmını cevaplayabilsem de maalesef hepsine cevaplama fırsatı bulamadım. Instagram'dan ya da sosyal medya hesaplarımdan yine aynı şekilde sorular soruyorsunuz. Bu soruların her birini de cevaplama fırsatı bulamadım. O yüzden de önümüzdeki dönemlerde bir soru cevap videosu çekebilmek adına 2023'te aklınıza takılabilecek Etsy ile alakalı merak ettiğiniz tüm soruları bu videonun yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede bir Etsy danışmanı arkadaşımla birlikte çok detaylı bir şekilde bir video canı yapıyor olacağız ve bu videoyu da sizlerle paylaşıyor. Belki bu video olmak yine canlı yayında olabilir. Bundan çok emin değilim ama siz sorularınızı bu videonun altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Çok lafı uzatmayalım, hızlı bir şekilde panelimize geçiş yapalım. Bu videoda sizlerle beraber Etsy Ads sekmesi üzerinden detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Marketing sekmesine geldiğimizde aslında sadece Etsy Ads yok burada. Search Analytics var, Sales and Discounts var, Social Media var, Custom Web Address var. Bunları önceki videolarımda çok detaylı bir şekilde anlatmıştım aslında ama 2023'te ve 2022'nin son aylarında belli başlı güncellemeler oldu. Özellikle Search Analytics tarafında yeni bir beta aşamasına girildi ve bu beta aşamasıyla birlikte belli başlı istatistikler bizlere sunulmaya başladı. O yüzden de Etsy Search Analytics tarafında farklı dikkat etmemiz gereken şeyler var. Ama biz bugün biraz daha Etsy Ads odaklı konuşalım istiyorum. Önümüzdeki dönemlerde de Etsy videolarını elimden geldiğince devam etmeye çalışacağım. Şimdi Etsy Ads tarafına geldiğimde siz ilk defa buraya geliyorsanız zaten bir reklam paneli içerisinde shopunuz varsa shopunuz içerisinde reklamlarınızı açmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Reklamlarınızı açtığınızda genellikle ilk defa karşınıza çıkan insanlar için manager budget'a geldiğinizde 1 dolar göreceksiniz veya işte burada maksimum 10 dolar ya da 25 dolar aralığında bir dolar aralığı göreceksiniz. Bütçe aralığı göreceksiniz. Bu günlük sizin reklam bütçeniz oluyor ama tabii ki siz burada 200 dolar reklam verdiğinizde 200 doların 200 dolarını da harcamış oluyor mu? Tabii ki 200 doların 200 dolarını da harcamış olmuyor. Genellikle 200 dolarlık reklam verdiğinizde harcamalarınız 30-40 dolar aralığında olabiliyor. Bu üründen ürüne, mağazadan mağazaya değişiklik gösterebilir ama bunları düzenli bir şekilde takip etmezseniz ay sonunda büyük bir şokla karşılaşabilirsiniz. O yüzden de reklam harcamaları en önemli kısımlardan birisi. Ama bir yandan da çok dikkat edilmesi gereken, çok düzenli takip edilmesi gereken bir nokta diyebilirim. Şimdi benim burada dikkat etmem gereken bir diğer nokta da ilk aşamada bir reklam vermek istiyorsam reklamlarımı direkt bana verebileceği maksimum noktaya götürmemem gerekiyor. Yani nedir bu? 25 dolarlık bir reklam açtı. Ben hemen hızlı bir şekilde 25 dolara açayım ve 25 dolarda tutayım sürekli dediğimde Etsy'nin algoritmasına çok bir anlam ifade etmiyor ve çok ciddi harcamada yapabiliyor bazen. O yüzden olabildiğince dikkatli, yavaş yavaş artırarak reklamlarınızı artırırsanız Etsy hem sizin takibinizi hissedecek algoritma tarafında hem sizin evet günlük kontrol ediyor bu mağaza sahibi reklamlarına dikkat ediyor reklamlarının bütçelerini artırmaya çalışıyor diyecek ve sizin reklamlarınızdaki bütçeleri sınırlı sayıda kullana kullana daha iyi kitleye ulaşmanızı sağlayacak diyebilirim. Şimdi günün sonunda ben 125 dolar normalde 200 dolarlık bir limitim var şu an için bu 1000 dolara kadar yükselmişti ama ben 1000 dolara kadar yükselttiğimde reklamlarımda çok ciddi bir harcama olduğu için reklamlarımı tekrar yavaş yavaş indirdim. 500'e indirdim önce sonra 200'e indirdim sonra 100'e indirdim vesaire derken böyle yavaş
yavaş yavaş bir indirme ile karşılaştı. Etsy sonrasında benim maksimum budget'ımı $200 tekrar geri indirdi. Ben muhtemelen $200 reklamımı açsam, $200 açtıktan sonra birkaç gün içinde olabilir, bir hafta içerisinde olabilir, tekrar $1000 kadar çıkartır. Yavaş yavaş tabii ki kademeli olarak çıkartıyor bu reklamları. Önce $500 yapar, sonrasında $1000 yapar diyebilirim. Şimdi cancel diyorum. İlk aşamamız tabii ki reklamları açmamız. Reklamları açarken sizin karşınıza şurada update your goal dediğimiz kısımda siz bu reklamlarla beraber neler yapmak istiyorsunuz? Bunları soran bir soru seti karşınıza çıkacak. Bu soru seti aslında genellikle orada hepsini seçtiğiniz bir soru seti oluyor. Yani hepsini seçmenize izin veriyor ilk aşamada. Sonrasında eğer hepsini seçerseniz ve tek bir şeye odaklanmazsanız, tek bir amaca odaklanmazsanız reklamlarınızda, reklam panelinizde, sizin karşınıza çıkan sorunlardan birisi şu oluyor. Direkt sizin reklamlarınızı increase visibility and awareness şeklinde ayarlıyor. Yani bu nedir? Ziyaret sayısını artır ve bilinirliği artır demek oluyor. Ziyaret sayısını ve bilinirliği artır demek olduğunda da şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Sizin mağazanızı herkese tanıtıyor. Çok mass bir kitleye, çok hızlı bir şekilde sizin mağazanızın reklamını yapmaya, reklamını çıkmaya başlıyor. Bu da size satış getirmeyecek reklam harcamalarına sebep olabiliyor. Size satış getirmeyecek, sadece marka bilinirliği sağlayacak, herkese çıkmanızdan dolayı, alakalı alakasız herkese göstermesinden dolayı herhangi bir dönüşüm sağlayamayacağınız bir reklam stratejisine dönüşüyor. O yüzden de buradaki reklam stratejisinde eğer tekrar girdiğinizde reklam panelinize ve reklam panelinizden mağazanızda işte gollerinize baktığınızda hangi golde gözüküyorsa bunu değiştirmenizde belli aralıklarla da farklı goller üzerinden reklamlarınızı yürütmenizde, ilerletmenizde fayda var. Bunları da 2 haftalık periyotlarla değişiklik yapabilirsiniz. Yani hadi ben bugün değiştirdim, yarın sonuç alayım, yarın değiştireyim tekrar falan yapmayın. Minimum 2 hafta bir bekletin, sonuçlarını görmeye başlayın. Sonrasında değişiklik yapmak istiyorsanız tekrar değişiklik yapabilirsiniz. Buradaki diğer seçeneklerde neler var? Bunlara bakalım istiyorum. Şimdi diğer seçeneklerde evet öncelikle benim increase visibility and awareness vardı. Drive orders short term. Kısa sürede bana order getir diyor, sipariş getir diyor. Spesifik itemlara odaklan ve bunları promote et, bunları reklam ver, bunlara odaklan, bunları öne çıkar diyor. Benim hızlı bir şekilde adım adım satışlarımı artırmamı sağla diyor. Ve sonrasında da benim benzer shoplarla rekabetimi kolaylaştır, buna yardımcı ol. Reklamlarımla birlikte bunu söylüyor. Şimdi biz bundan genellikle en iyi çalışanlardan bahsetmek gerekirse şu ortadaki üçlü daha hızlı satış getirmenizi yani conversion rate'lerinizi artırmayı sağlıyor. Tabii ki conversion rate hepimiz için önemli. Özellikle e-ticaret yapan insanlar için en önemli metriklerden birisi. Burada da reklam harcamalarınızı düşürüp satışlarınızı hızlandırdığı için bunları tercih edebilirsiniz. Ama bütçem var benim. Ben biraz insanlara kendi mağazamı tanıtmak, uzun vadede bir yatırım yapmak istiyorum diyorsanız ya da diğer mağazalarda bir süre rekabet etmek istiyorum diyorsanız maximize my exposure to help compete against similar shops ve increase visibility and awareness sekmelerini de deneyebilirsiniz. Ama benim önerim genellikle drive orders short term veya promote specific items sekmesinde kalmak, seçeneklerini tıklayarak ilerlemek diyebilirim. Çünkü neden? Buradaki nedenini de anlatayım da hani kafanızda tam otursun her şey. Şimdi Etsy'de şöyle bir durum var. Etsy'deki zaten reklamlarda genellikle bizim herhangi bir ürünümüzü normal bir reklam çıktığımızda bile Etsy mağazanızda bütün ürünleriniz çok fazla satış yapılmaz. Yani belli specific itemlar, specific ürünler Etsy tarafından öne çıkarılır ve bu ürünleri çok fazla satarsınız. 100 tane listinginiz olabilir, 200 tane listinginiz olabilir ama genellikle çok satan belli başlı 5 ya da 6 tane ürününüz vardır. Bu listinginizin artış ya da işte çokluğuna göre değişebilir. 20 tane listinginizin olduğu bir mağazada da sadece 1-2 ürününüz çok satıyor olabilir. O yüzden de genellikle Etsy zaten kendi algoritması içerisinde, kendi çalışma sistemi içerisinde spesifik itemlara odaklanarak iş yapıyor. Bu süreci devam ettiriyor. Bu yüzden de bizim dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi ne kadar az reklam harcayarak ne kadar fazla satış getirebiliriz. Tabii ki bu bütün reklam panelleri için böyle, bütün e-ticaret yapan herkes için aynı ama günün sonunda burası en önemli noktalardan birisi oluyor bizim için. Şimdi ben buraya çıkıyorum. Buradan sonra artık eğer burayı update ettiyseniz, sizin reklamlarınızın hedeflerini belirleyen en önemli sekmeyi update ettiyseniz diğer yapmamız gereken şeylere bakalım istiyorum çok hızlı bir şekilde. Şimdi benim şurada görüntülediğim bir alan var. Bu reklamlardan sonra işte benim karşıma, daha doğrusu bu reklamlarla beraber ürün satmışım ben. Yani burada benim reklamlar sayesinde sattığım ürünler mevcut. Bu ürünleri de çok detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben bunların title'larını vesairelerini blurluyor olacağım. Çünkü maalesef şu an için bu mağazayı çok fazla paylaşıp çok fazla Türkiye'den trafik gelmesini istemiyoruz. Çok fazla Türkiye'den trafik geldiğinde bizim satışlarımıza etki etme olasılığından dolayı en azından şimdilik paylaşım yapmak istemiyorum bu konuyla alakalı. Buraların her biri bir blur şeklinde gözükecek size. O yüzden kusura bakmayın lütfen.
Şimdi yukarı tarafta ben bugünlük satışıma bakmak istiyorum. Şimdi Last Order'da istiyor ama Today'e bakacağız biz. Şimdi Today satışımız, yani bugünlük satışımızda 3 tane order almışız. $445 bir gelir elde etmişiz. $14.28'lık bir reklam harcamamız olmuş. Açıkçası burada çok ciddi bir değişiklik yaptık. Neden? Ben daha öncesinde şu amaçlar kısmındaki Increase Visibility and Awareness kısmındaydı benim reklamlarım. Bu dönemde ben çok ciddi bir reklam harcaması yaptım. O reklam harcamasından dolayı da çok ciddi bir şekilde benim gelirlerime ya da net profitime çok ciddi bir etki yarattı. Yani neredeyse bir ay zarara girecektik. Sonrasında bizim reklam hedefimizi değiştirdikten sonra reklam harcamamız çok düştü ve conversion rate'imiz tekrar kendini toparladı ve artmaya başladı. Bu yüzden de reklam hedefimiz en önemli noktalardan birisi. Gördüğünüz gibi istatistiklerde bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Diğer taraftan da reklamlarınızı iyi sonuç alması için yapmanız gereken birçok şey var. Onları da detaylı konuşuyor olacağım ama ben şu an her şey, listinginiz çok güzel, mağazalarınız çok güzel olduğu senaryodan bahsediyorum. Yani ürünlerinize zaten insanlar gördüğünde tıklayabilir konumdaysanız bu süreçten bahsediyorum. Reklamlarınızı yönetme sürecinde dikkat etmeniz gerekenlerden bahsediyorum. Onun dışında zaten bir sürü etken olabilir. E-ticarette birbirinden bağımsız çok fazla etken var, zaten bunları biliyorsunuz. Şimdi ben 55 tane listingime reklam veriyormuşum. Bu listing sayısını, reklam verdiğiniz listing sayısını olabildiğince azaltmanızı öneririm. Çünkü harcayacağınız zaten bir bütçe var. $125'ın bütçesini 55 farklı ürüne harcamak yerine işte 10 farklı ürüne de harcayabilirsiniz. 100 farklı ürüne de harcayabilirsiniz. 10 farklı ürüne harcadığınızda ürün başına düşen reklam maliyetimiz daha da harcayabileceğimiz alana hacim artıyor. O yüzden de ürünler daha hızlı öne çıkabiliyor. Ama her birine az az reklam harcadığımızda hiçbiri için anlam ifade eden bir reklam harcaması olmuyor. Bu yüzden olabildiğince listinglerinizdeki reklam sayısını artırmanız gerekiyor. Bu bizim yeni açtığımız bir marka olduğu için, yeni açtığımız bir mağaza olduğu için çok fazla listingi henüz azaltamadık ama önümüzdeki dönemlerde çok daha azaltarak ilerliyor olacağız diyebilirim. Şimdi Advertise Listing'e giriyorum. Benim burada dikkat etmem gereken belli başlı şeyler var. Nelere dikkat edeceğim? Şimdi sağ tarafta görüntülenmeleri görüyorsunuz. Burada Views dediğimiz görüntülenmeler. Sonra klikler var, tıklama sayısı, click rate, tıklama oranı, orderlar var, revenue var, spend var, ROAS var. ROAS dediğimiz şey return on ad spend, yani reklam başına reklamın geri dönüşü diyebileceğimiz bir şey. Yani reklamın, harcadığımız reklam maliyetinin geri dönüşü bize ne kadar olmuş, bunu gösteren bir rakamdan bahsediyoruz. Mesela ben bu listingi kapatmışım. Bu listingin reklamını kapatma sebebim şu. ROAS'ım 0.34 oldukça kötü çünkü ben $477 harcamışım ama bundan sadece $164 kazanmışım. Yani $477'lık reklam harcaması yaptığım bir üründe $164 kazanıyorsam zaten burada bir sıkıntı vardır. O yüzden bunları takip ederek reklamlarınızı belli aralıklarla kapatmanız gerekiyor. Diğer tarafta aşağı doğru iniyorum. Mesela bu iyi bir reklam harcaması. 9.94. Zaten ROAS 9 olması, 10 olması bizim için iyidir. Yani iyi rakamlar diyebilirim. 9-10 nasıl hesaplanıyor? Aslında çok basit. Şuradaki 60 spend harcamayı işte revenue bölerek çok return on ad spend'i hesaplanmasını bulabiliyorsunuz. Onun da aslında yani çok basit düşünürsek buradaki rakamları zaten anlayabiliyorsunuz gördüğünüzde. Bizim dikkat etmemiz gereken şey spendimizin 10'da 1'i geçmemeye çalışması. Yani 10'da 1 çok iyi bir oran. 10'da 2 de olabilir. Kar marjınıza göre değişiklik gösterebilir. Ama 10'da 1'in üzerine, 10'da 2'nin, 10'da 3'ün, 10'da 4'ün üzerine çıkarsanız e-ticaret tarafında çok ciddi sıkıntılı maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi yine görüntülenmelerim 11.000. Buradaki görüntülenmeler benim için önemli ama birazdan diğer de sayfada farklı detaylara bakıyor olacağız. Yine klik sayım işte 190, klik rate'im 1.6. Güzel rakamlar bunlar. Mesela yukarıda klik rate'im daha yüksek olmasına rağmen dönüşüm oranım çok daha düşüktü. Ama burada klik rate'im daha düşük olmasına rağmen dönüşüm oranım çok daha fazla. 5 tane order almışım ben bu reklam harcamamdan. $60'lık reklam harcamamdan. Yani 5 order'da 60 bölü 5'ten $12 ürün başına reklam harcamışım diyebilirim. Şimdi
Buradaki reklamlarımı ben açıp kapatmam gerekiyor. Belli aralıklarla bunlara dikkat ederek. Az önce bahsettiğim şeyleri bütün listingleriniz için, burada gördüğünüz bütün işte advertise ettiğiniz bütün listingler için tek tek bakarak değiştirmeniz gerekiyor. Bunları belli aralıklarla güncellemeniz, belli aralıklarla düzenlemeniz en önemli noktalardan birisi. Şimdi ben burada bunları düzenlerken dikkat etmem gereken bir diğer konu da şu. Aslında bunu günlük, haftalık veya aylık düzenli olarak yaptığımda satışlarımı artıracak en önemli noktadan bahsetmek istiyorum. Yukarı çıkıyorum. Yine herhangi bir listing'e giriyorum. Burada Search Terms var. Search Terms'e tıklamam gerekiyor. Search Terms'e tıkladıktan sonra ben bu listing'in detaylarını görmeye başlıyorum. Hem işte reklam harcamalarını, işte gelirlerini, order sayısını vesairesini burada tüm detaylarıyla görmeye başladım. En alt kısımda search that led to this ad var. Buna tıklamamız gerekiyor. Burada ben hangi anahtar kelimelerde beni arattıktan sonra reklamlarım görüntülenmiş. Bu reklamlar görüntülendikten sonra insanlar hangi anahtar kelimelerde tıklamış, burada kliklerde gözüküyor. Mesela en çok görüntülenmeden sonra tıklama oranı en yüksek olan bu anahtar kelimeymiş vesaire gibi reklamlarımla beraber benim ilgili anahtar kelimelerim de burada gözüküyor. Şimdi en aşağı indiğimde bir de burada hangi orderlar geldi, hangi anahtar kelimelerden order geldi gibi detayları da görebiliyorum. Yukarı çıkacağım. Yukarıda ben bunlara detaylı bir şekilde belli aralıklarla bakmam gerekiyor. Burada bakmam gereken en önemli şey nedir? Aslında benim anahtar kelimelerimle ilgili anahtar kelimelerime reklam verdim ya da ilgili anahtar kelimelerde mi görüntüleniyorum, bunları takip etmem gerekiyor. Eğer ilgili değilse, mesela benim ürünüm gold earrings, tamam mı? Benim ürünüm bu mağazada biz tamamen altın takı satıyoruz ama tamamen altın. Yani bütün ürünlerimiz tam anlamıyla altın. Herhangi bir şekilde altın kaplama değil, gümüş değil ya da herhangi başka bir materyalden yapılmıyor. O yüzden benim sadece altın kaplama ürünler sınıfında ya da gümüş sınıfındaki ürünlerde çıkmam demek, reklamlarımı çok ciddi maliyetlerimi artırmam demek ve reklam maliyetlerimin sonucunda herhangi bir satışın gelmemesi demek. Benim dikkat etmem gereken nokta ne oluyor? Benim dikkat etmem gereken nokta artık, evet, ben reklamlarımı gold olmayan earrings anahtar kelimesinde veremem. Yani earrings anahtar kelimesinde veriyorsam benim bunu kapatmam gerekiyor. Gold olan anahtar kelimelerde ya da işte solid gold olan anahtar kelimelerde, 14K gold olan anahtar kelimelerde vermem gerekiyor. Spesifik böyle çok genel tanımlı anahtar kelimeler varsa ve bu anahtar kelime yüzünden benim reklamlarım çok ciddi bir maliyetle karşılaşıyorsa, çok ciddi bir reklam harcamam oluyorsa bunu da dikkat etmem ve bunu düzeltmem gerekiyor. O yüzden giriyorum bütün listinglerde, zaten aynı panel karşınıza çıkacak. Search Terms'e tıklıyorsunuz. Search Terms'den sonra spesifik olarak hangi üründe ne kadar tıklama almışsınız, bu anahtar kelime sizin ürününüzle ilgili mi değil mi, bunlara göre bütün anahtar kelimeleri buradan açıp kapıyorsunuz. Ben mesela Gold Earrings, bunu kapatmadım. Minimalist'i kapattım çünkü minimalist çok genel bir anahtar kelime. Bu anahtar kelimelerde çıkmam benim için riskli. Çünkü ürünümü almayacak kişi de bu ürünü görebilir. Listingimi görebilir. Listingimi gördükten sonra reklamıma tıklayabilir. Ve reklamım için tıkladıktan sonra bana bir maliyet oluşturabilir. Yine earring'i kapattım. Çünkü earring'de 10 dolarlık ürünle 200-300 dolarlık ürün de aynı sınıfa girdiğinde 10 dolarlık ürünü satın alacak insan benim reklamlarıma tıklayabilir. Ve bu reklamları tıkladıktan sonra yine ürünümü satın almadan çıkacağı için bana bir maliyet oluşturabilir. O yüzden benim burada tek tek bütün anahtar kelimeleri inceleyerek herhangi bir eksiklik, işte bilmediğimiz, dikkat etmek istemediğimiz ya da işte çok genel bizim ürünümüzle alakası anahtar kelimeleri belli aralıklarla düzenlemem lazım. Bunu günlük yaparsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Haftalık da yapabilirsiniz. Bunu zaten siz Etsy'ye öneri olarak gönderiyorsunuz. Yani bunu yaptıktan sonra Etsy diyor ki ben senin feedback'ini aldım. Thank you for your share feedback diyor. Sonrasında sen feedback'ini aldıktan sonra bunları belli aralıklarla değiştiriyor. Yani yeni anahtar kelimeler burada karşınıza çıkacak. Yine o anahtar kelimeleri de kapatacaksınız. Sonrasında tamam, okey, ben seni artık bu anahtar kelimelerle senin listinglerini veya ürünlerini ilişkilendirmeyeceğim diyecek ve onun sonrasında sizin reklam maliyetleriniz, reklam harcamalarınız düşecek. Bunlara dikkat etmezseniz ne olur? Reklamlarınızı açarsınız, 1000 dolara çıkartırsınız. 1000 dolara çıkardığınızda çok güzel bir satış gelir ama ay sonunda hesapladığınızda net profitinizde çok büyük sıkıntılar görürsünüz. O yüzden de bunları her birine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biz e-ticaret yaparken en önemli gider kalemlerimizden birisi reklam. Reklamları tabii
tabii ki belli oranda kullanmamız gerekiyor. Ama reklamları kullanırken de boşa reklam harcaması yapmamamız gerekiyor. Buradaki bilinmemezliklerden dolayı da, buradaki belli başlı bilgi eksikliklerinden dolayı da çok fazla hata yapılan kısımlardan birisi bu oluyor. O yüzden Etsy mağazanızda ilk olarak Etsy reklamlarınız açıksa söylediğim adımları takip ederek bu değişiklikleri yapmanız gerekiyor. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Elimden geldiğince önümüzdeki dönemlerde yine Etsy ile alakalı videolar paylaşmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yine aynı şekilde Etsy ile alakalı sorularınızı bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız önümüzdeki dönemlerde çekeceğimiz soru cevap videosunda da 2023'te aklınıza takılan tüm Etsy ile alakalı soruları cevaplıyor olacağız. Bir Etsy danışmanı arkadaşımla birlikte. Önümüzdeki dönemlerde zaten girişimcilik, e-ticaret ve dijital pazarlama ile alakalı yine düzenli bir şekilde video paylaşmaya devam edeceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.